İmcik olacak şimdi. Bir de yoğurtlu. Yoğurdun üstüne de tereyağı dökeceksin Joss. Evet, Kütahya'nın güzel o tarihi Germiyan Sokağı'ndayım. Biraz önce oturuyordum. Dostum Tuncay Sakarlı'yla da karşılaştım. Tuncay ile işimiz sizlere Kütahyalı merhum ressam Ahmet Yakupoğlu'nun cimcik hikayesini anlatmak geldi içimizden. Bakalım beğenecek misiniz? Beraberce izleyelim. Hepinize merhabalar. Neredeyiz? Kütahya'mızın göz bebeği Germiyan Sokağı'ndayız. Ben burada bir konak işletmecisiyim. Konağımız da Kütahya'mızın yöresel yemeklerini gelen misafirlerimize sunmaktayız. Lakin şöyle bir durum gerçekleşiyor. Son zamanlarda dikkatimi çekiyor. İnsanlara cimciği sunduğumuz zaman, bizim hamur aşımız cimciği sunduğumuz zaman insanlar biraz cimciği küçümsüyor sanki. Lakin cimciğin özü çok detaylı, çok güzel bir yemek olduğunu bize anlatmakta. Merhum ressam Ahmet Yakupoğlu cimciği nasıl anlatmış? Şimdi size bunu detaylı bir şekilde aktaracağız. Efendim, suyumuz incik, aşımız cimciktir bizim demişler. Kütahya'mızın gün görmüş, tarih görmüş 4-5 tane hanımefendisi bir araya gelecek. Ama Ahmet Yakupoğlu dediği gibi elleri kınalı olacak. Hamuru yoğuracaklar, hamur yoğururken hoş sohbetler, muhabbetler edilecek. Hamuru kare kare kesecekler, uçlarından birleştirecekler. Lakin asıl mesele şu: bir kaşığa 40 tane cimcik girecek şekilde olacak. Kural budur efendim. Sonra ablalarımız bir tane kazan eneği bulacaklar. Yani küçük kazan. Onu da Kütahya'nın pınarlarından akan bu güzel sularla dolduracaklar, suyu kaynatacaklar. Yaptıkları cimciği bu suyun içinde haşlayacaklar. Ama hamur yapmayacaklar. Sonrasında ilistirden geçirip dinlenmeye alacaklar efendim. Böyle Karadonlu'nun huzurunda anlatmaya devam ediyoruz cimciğin hikayesini. Sonrasında da Kütahya'mızın, o güzel Bölcek köyümüzün manda yoğurdunu kıvamına gelinceye kadar bir tasla hazırlayacaklar. Sonrasında dinlenmiş olan cimcimizin üzerine manda yoğurdunu dökecekler ve bir tepside karmakarışık bir güzellik meydana getirecekler. Mustafa abim, sen yalnız sarımsağı unuttun. Bizim Seköy'den sarımsağını alacaksın. Şöyle havanda döveceksin. Sulandıracaksın. Bundan sonra bizim hamur aşımız, cimcimizin içine katacaksın. Bundan önce ne yapacağız? Bizim köprören tereyağımızı da hafif böyle tavada pişireceğiz, ısıtacağız. Cimcimin üzerine cos tak dökeceğiz abi. Yalnız Tuncay'ım, şöyle bir detay da vereyim sana. Rahmetli ressamımız Ahmet Yakupoğlu demiş ki, Tavşanlı Abdullah Taktak ressamımız şöyle diyormuş: dünyanın en güzel sesi kızmış tereyağının cimcin üzerine döküldüğü zamanki çıkardığı sestir demiş. Cos. Dünyaya değer demiş. Onu da söylemeden geçmeyelim. Efendim, Kütahya'nın buğdayı, Kütahya'nın suyu, Bölceğin yoğurdu, Seköre'nin sarımsağı, Köprü'nün tereyağı, hepsi birleşti, cimcik oldu. Asıl önemli olan bundan sonrası efendim. Neden? Çünkü rahmetli Yakupoğlu diyor ki, cimciği öyle bir yiyeceksin ki o gün dünyanın son günü gibiymiş gibi yiyeceksin. Ve kaşığı öyle bir hırsla daldıracaksın ki siniye diyor. Siniyi delip geçecek kaşık diyor. Ve her şey bittiğinde yere uzanacaksın yüzüstü. Göbeğin öyle bir şişecek ki diyor, çenenle ayakların yere değmeyecek diyor. Mustafa abi, şimdi cimcikler yendi, hikaye bitmedi tabii. Cimcik yendikten sonra bu cimciği yediğimiz siniyle kadınlarımız, Kütahya'mızın kadınları ne yapıyor? Başlıyor tef çalmaya. Genç kızlarımız ne yapıyor? Oynamaya. Cimcik öyle garında kalmıyor, hemen eriyor. Böylelikle tabii hikayenin sonuna geliyoruz. Maksadımız sizlere az da olsa tebessüm ettirebilmekti. Cimciğin hikayesini anlatabilmekti. Ve asıl maksadımız da şuydu: Kütahya'mızın cimciğinin küçümsenmeyip aslında nelerden nelerden toplanıp nasıl bir yemek olduğunu size anlatmaktı. Umarım beğenmişsinizdir. Selametle.